Sevgili izleyiciler, Sakarya Adapazarı şeker fabrikasının arkası Şark Deresi'nin yanı. Adapazarların, Sakaryaların burasını çok iyi bildiği bir yer. Ancak burada bilinmeyen bir şey var. Biz daha önce de geldik, burada röportaj yaptık. Çok büyük ilgi gördü. İkinciye geldik, tavuk pazarı. Tabii burada tavuk pazarı diyoruz. Doğru söylediysem biraz tabii. Sonra soracağız arkadaşımıza. Ancak burada yok yok, her şeyi görebiliyoruz. Tavuklar, horozlar, efendim tavuşanlar, göreceksiniz siz de güvercinler dediği gibi her şey var. Tabii biz buraya girer girmez hemen bir arkadaşımız bize takıldı, dedi ki bu pazarın en ünlü tavukçusu arkadaş dedi, sizi gösterdi, biz de size geldik ve merhaba diyoruz, hayırlı işler efendim. Sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Hamdolsun Allah'a. Siz neden en ünlüsüsünüz efendim? Şimdi bu iş bizim baba mesleğimiz. Evet. Ondan dolayı az buçuk kendi çapımıza bir namımız var. Bu işi Adapazarı'na ilk getiren bizim babamız. Yani bu işi ilk getiren derken tavuk pazarcılığını mı tavuk ilk getiren? Pazarlamasını, civciv pazarlamasını. Şimdi dönemsel olarak değişir bu. Bu dönemde, bu mevsimde tavuk olur, horoz olur. İşte Mart'ın 15'inde küçük civcivler çıkmaya başlar. Evet. Ördek civcivleri, tavuk civcivleri. Dönemsel olarak Eylül'e, Ekim'e kadar civcivler, Eylül'ün sonuna kadar genel olarak devam eder. Ondan sonra da yavaş yavaş tavuğa döner, yarkaya döner. Hava şartlarına, iklim şartlarına göre hayvanların boyları giderek büyür. Babanız kaç sene önce bu işe başladı? Babam takriben bu işe 50 yıl önce başladı. Babanız sağ mı? Tabii benim sağ. Babam sağ. Şu an... Babanızın bir adını alalım. Mehmet Ali Erol. Oğlunun da adını alalım. Serdar Erol. Evet efendim. Evet, ne güzel, ne güzel. Peki efendim, burada bu pazar kaç senedir yapılıyor? Bu pazar burada, daha önce burada değildi. Bu pazar 20 yıl içinde, zaman zarfı içinde oluşmuş bir pazar. Daha önce burada değildi. Bizim Perşembe Pazarı diye tabir ettiğimiz merkeze yakın bir yerdeydi. Evet. Daha sonra pazarın hacmi büyüdükçe buraya bahçeye aldılar. Oraya da yetmez olunca buraya aldılar. Şu anda burada. Evet. Şimdi şu anda burada. Çark Deresi kenarında. Evet. Evet, burada devam ediyorsunuz. Peki siz bunları nerede üretiyorsunuz efendim? Bizim üretimhanelerimiz Maşukiye'de var. Yalova Tavşanlı'da var. Bunlar üretim tavuğu mu? Üretim çiftlik var, çiftlik var. Tabi hepsi cins cins şu değişiyor mesela. Bunları ele alalım bunlar mesela. Red Island diye damızlık tabir ettiğimiz horozlar. Evet efendim. Bunlar köy horozları. Farklı olarak. İşte kazlarımız var. Evet. Brahma cins hayvanlarımız var. Astrolop cins hayvanlarımız var. Sussex cins hayvanlarımız var. Lohman cins hayvanlarımız var. Çeşit çeşit. Evet. Hepsi bizde mevcut. Peki fiyatlarını bir gözden geçirirsek. Bunlar efendim? Red Island'lar 15 lira. Köy horozlarımız var. 20 lira, 25 lira, 30 lira. Ebatına, kilosuna, şimdi, gençliğine göre farklılık gösterebiliyor fiyatlar. Brahmalar var, tane 100 lira. Astroloplar var, tane 75 lira. Sussex horozlar var, tane 25 lira. Lohman cinsi yumurta tavukları var, tane 15 lira. Evet, şimdi 15 lira dediniz, takriben bu kaç kilo gelebiliyor efendim? 3-3,5 kilo arası temiz yani, et verir. Temiz et verir. Bana ucuz geldi biraz. Evet, ucuz. Neden ucuz? Onu da söyleyeyim. Yaş itibariyle 2 yaşında bunlar. Anladım. Biz bunların tabiri caizse üretimde alabileceğimiz en üst düzeyde verimi aldık. Bundan sonrası çok fazla verimli olmayacağı için yani. Aynen öyle efendim. Evet efendim. Izgaraya evet, tencereye gider yani. Teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. İşler diliyorum. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Sağ hayırlı yayınlar. Bir başka tezgaha geldik. Burada da gördüğünüz gibi çeşitli tavuklar, evet, kazlar, ördekler. Evet. Evet. Yok yok yani. Evet. Evet, bir yandan merhaba mı diyoruz? Merhaba, merhaba, merhaba. Ördek değil mi efendim? Ördek. Evet, o da bir merhaba dedi galiba. Evet, tanıyalım evet sizi efendim. Ben Karapçekli. Neler var tezgahınızda? Ördek, tavuk, horoz. Evet. İşmenç horozu. Köy tavuğu, bunlar var yani. Hint tavuğu. Evet. Bunlar var abi. Peki nasıl gidiyor pazar günleri? Pazar günleri durgun, durgun, bitik yani. Neden durgun? Yok, millete para yok. Kurban. Onun için durgun yani, ortalık durgun yani. Peki bu işlerin hızlanması için ne yapmak lazım? Açılması lazım yani. Millet İşlerin açılması lazım. Açılması lazım. Evet. Evet. Peki bu tavuk pazarının buralarda olması böyle bir renk getiriyor sanki buralara. Sizin görüşünüz ne bu anlamda? Ya belediye bize hizmet vermiyor burada. Biz zorluk içinde burada çabıyoruz. Ne yapması lazım? Yani belediye ayrıyetten bize tavuk
tavuk yeri yapması lazım. Yani bu tavukçuların yeri ayrı olması lazım belediyenin. Evet. Ama bunu yapmıyorlar yani. Burada sıkışıkız yani. Olmuyor yani. Kuş pazarı, tavuk pazarı ayrı olması lazım. Bunlar çiftlik mi sizdeki? Köv. 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 Tamamen köy tavuğu. Organik köv tavuğu. Evet efendim. Ben tavukçu değilim. Evet. Ben tavukçu değilim diyen bir arkadaşla beraberiz. Tavukçu değilim ben, kamyoncuyum. Seyretmeye geldim. Zevkçiyim. Almaya da mı gelmediniz? Yok. Alırım işime gelirse de evim uzak. Az önce takıldınız, dediniz ki kaçırdığın tavuğu niye anlatmıyorsun? Sen anlat bakalım. Biraz da dön şöyle. Orada elinde oynarken kaçırdı, evet. Dereye gindi. Ne oldu peki? Yakışıklı bir çocuk oradan tutamadı. Geldi buraya, atladı, tuttu tavuğu verdi. Çocuğa nasıl? Bir şey verdin mi bahçeye? Nasıl, suya mı atladı? Yok, kenarlara ya? Canım. Duvarlara atladı. Anladım. İndi tavuğu yakaladı, verdi sahibine. Helal olsun o gence. Evet, yani kurtardı tavuğu. Kurtardı. Peki, kamyonculuk yapıyorum ve arada gelip burada pazarı izliyorum. Zevk meselesi. Hayvan, benim sıkça de... geliyor musunuz? Efendim? Sıkça geliyor musunuz? Yok, bu küspe çıkaracağım da benim evde tavuklarım var, kazlarım. İşim olmadı mı seyredeyim, zevk alırım bunlardan. Evet. Bu canlıya bakmaktan zevk alırım. Evet. Reşadi. Şimdi bakın sevgili izleyiciler, ne güzel. Tavuk pazarına gelmiş, burada çayını da almış kamyonculuk yapan bu arkadaşımız. Burada... keyifle buralarını izlediğini. Bu da ayrı bir zevk değil mi efendim? Tabii. Canlıya hizmet etmek güzel şeydir. Bütün canlı mahlukat Allah'a tesbih eder. Evet. Bunlar da boşuna yumurta koymuyor. Tabii. Allah'ın emrini ifa ediyor. Bu kullara rızık veriyor o sebeple. Elbette. Güzel, muhteşem değil bütün, mi efendim? Bütün mahlukatın bu vazifesi vardır. Evet. Biz de bu zevki tatmaya geldik. Evet. Tavuk pazarında sadece tavukçular yok. Bir esnaf kardeşimiz de var. Burada güzel bir tezgah kurmuş. Çay satıyor gelene gidene esnafa. Biz de bir çay içelim bakalım. Kolay gelsin. Evet, sağ olun. Tanıyalım sizi efendim. İsmim Fatih. Evet. Fatih'in soyadı da var değil mi efendim? Evet abi. Burak. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Abi burada benim bir sene oldu. Bir sene. Nasıl işler güçler? Şükür Allah'a. Evet. Haftada bir gün yapıyorsunuz. Evet. Diğer zamanlar ne yapıyorsunuz? Diğer zamanlarda benim börek yerim var. Börek işi yapıyorum. Yetkililerden biz bu pazarı bir düzenli bir yer bulunmasını istiyoruz yani. Bize bir yer gösterilmesi, böyle temiz bir yer. Daha bir düzenli Büyüklerimizden daha bir düzenli bir yer istiyoruz yani. Biz de buradan yetkililere seslenelim. Evet. Buradaki esnaf arkadaşlarımız, tavukçular, işte çay ocağı işleticileri tümü genelde bize burada bir ada pazarında daha doğrusu, evet, ya da Sakarya'nın kapalı bir pazar içinde yeri yani, kapalı temiz bir tavuk pazarı haftada bir gün. Evet. Tavuk, güvercinciler için, kuşçular. Evet. Hepimiz bir arada düzenli bir şekilde, temiz bir şekilde bütün kardeşlerimizi öyle temiz bir yere orada bekliyoruz yani. Yapsınlar. Evet. Büyüklerimizden. Evet. Bizzat ilgilenmelerini istiyoruz. Ya da en azından yani. Şu bu... olamaz mı? Bakın diyorum ki mesela sevgili izleyiciler, ada pazarında bir sürü sent pazarları oluştu. Bu sent pazarlarının üstü kapalı. Evet. Yağmura, güneşe, kara, her şeye muhafazalı, korunmalı bir şey. Bir pazar günü bize orada bir yer verilmesi. Bir pazar günü istiyoruz. Onların bir tanesine bu arkadaşlarımıza tahsis edilebilir. Çok da güzel olur. Evet. Çünkü orası her gün açık olmayan yerlerden birileri. Evet. Bu bakımdan buradan ilgililere seslenelim. Evet. Duyuralım. Haftada bir gün boş olan bir pazar yerine bu arkadaşlarımızı taşısınlar. Bunlar da adam gibi orada dört dörtlük bir çerçeve içinde hizmetlerini versinler diyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Dedik ya, tavuk pazarında her şey var. İşte çeşitli güvercinler de var burada ve bunları burada pazarlayan arkadaşlarımız da var. Bir tanıyalım arkadaşımızı. Merhaba canım. Merhaba, ben Engin Keyifli. Ada pazarında doğdum, büyüdüm. 35-38 seneden beri kuş bakmaktayım. Evet. Pazarda kuş tabii... derken diğer adı güvercin. Evet, güvercin. Evet. Yani bu ciddi bir süreç. Evet. Yani 30-35 seneden bahsediyorsunuz. İnsanın mesela çocuğu gibi oluyor bunlar. Bakıyorsun, getiriyorsun mesela. İyi çıkarsa iyi paralara veriyorsun kuşları. Ya iyi çıkmazsa da böyle çoluğa çocuğa veriyorsun 10 lira, 20 lira gibi paraları. Hırsızı da çok bunun. Evet, enteresan. Ama işte hırsız olduğu için yani kuş hırsızlığını hırsızlık yerine saymıyorlar. Şimdi kuş hırsızlığını derken kafeslere girerek, evlere girerek mi çalıyorlar? Evet. Bir de bunun bir başka yolu var. Bazı güvercinler işte dolaşarak güvercin getiriyor. Ya o, değil mi? O zaten öyle bir özellik de var. Evet, öyle mesela kuş çekme. Kuş çekme. Ne yapıyor? Uçuruyor adam kuşu mesela.
O da takılıyor, ona geliyor, iniyor. Peki o, nedir onun peşine takılmasının sebebi? Sebebi var mı? Sebep kafa yapısının yani şey olmaması. Anladım. Akıllı kuş başka bir yere inmez. Akıllı kuş buradan gelir diyor. Evet. Buradan kalktıysa buraya inecek akıllı kuş. Ha, derneklerde şu anda mesela 15 milyara yakın para ödülleri var bu şeylerde. Evet. Altın veriyorlar. Mesela yemek düzenliyorlar insanların kaynaşması açısından. Çok ama var mı Sakarya'da? Sakarya'da yani Sakarya'nın nereden baksam çoğu oldukça kuşçu. Fazla. Evet, fazladır evet. Yani. Evet, sevgili izleyiciler, bu da güvercin üzerine yaptığım sohbet. Güvercinlerin fiyatının artması takla atmasına bağlı. Yani ne kadar çok takla atarsa o kadar para alacak. Bu halk dilinde, halk dilinde efendim birisi zora girdiği zaman efendim durumu kritik takla attı derler ama güvercinde takla farklı bir şey getiriyor. Takla fiyatını artırıyor. Onun için güvercincilere, güvercinlere bol taklalar diyelim. Tavuk pazarında yok yok demiştik. İşte tavşan, rengarenk güzel tavuklar. Tabii ördek de oradan vak 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 diye bize sesleniyor. Merhaba canım. Merhaba abi, hoş geldiniz. Tanıyalım sizi arkadaş. Adım Erol Çeyroğlu. Evet, tezgahında tavuk ve tavşan gördük. Evet, genelde süs hayvanlarıyla ilgileniyorum. Evet efendim. Kendiniz mi üretiyorsunuz? Nasıl oluyor? Kendim üretiyorum, aynı zamanda alıp satıyorum yani. Evet. Biraz önce geldi bunlar. Yani benim kümesten değil. Evet. Bunları satın aldınız. Evet. Ve burada da satacaksınız. İnşallah ticaret nasip. Yani. Bunların herhangi bir ismi, çeşidi, şekli, şemali var mı efendim? Abi şimdi normalde Angora, Yeni Zelanda, Lop, birkaç çeşidi var. Şimdi ben de genelde yerli tavşan daha uygun olduğu için fiyatlar. Hem de hobi amaçlı alıp satıyorum. Kendim üretiyorum. Mesela bugün kendi kümesimden çıkan yavrular vardı. Getirdim onları. Hepsini satıldı. Elimde kalmayınca arkadaş dedi bir arkadaşın da varmış. Tavsiye etti. Ben de bunları biraz önce aldım. Peki. Renkleri de güzel. Tavşanları alanlar genelde ne için alıyorlar efendim? Abi ilk başta çocukları hobi amaçlı böyle sevmeleri için. Hı-hı. Ama kimisi kesip yemek için alıyor. Kimisi de av köpeği eğitiminde kullanıyor. Ha. Av amaçlı. Onların genelde tercih ettiği renkler kahverengi. Evet. Yabani tavşan. Bunu salıyorlar. Bu kaçıyor köpekten. Evet. Onlar... Köpek de peşinden koşarak. Ama ben tabii şöyle söyleyeyim. Av için almak isteyenlere pek vermek istemiyorum. Anladım. Bir de İstanbul'da kıyamıyorsun. Tabii yani. Tabii. Ama kobay olarak yemek için de. Yemek için de o da kesiyor ya. Mutlaka. Bakana satmak lazım diyorsunuz. Aynen öyle. Yani alıp evet, böyle sevmek amaçlı. Bakanı. Peki tavşan eti nasıl? Lezzetli midir efendim? Abi ben yemedim ama lezzetli diyorlar yani. Lezzetli diyorlar. Çok lezzetli diyenlerden duydum. Bir de tavşanların tutulma yeri var değil mi efendim? Ya tavşanlar nasıl tutuluyor? Genelde kulaklarından şunu diye. Bir tanesini alalım mı? Şöyle kulağından bir kulağını çekelim bakalım. Evet, ortasına bana vura. Evet. Tamam mı? Evet. Abi şimdi evet, genelde evet, kulaktan tutarlar ama. Evet sevgili izleyiciler, tabii kaçırmazsam gördüğünüz gibi tavşanın tutulma şekli genelde böyle kulaktandır ama benim işim aynı gidiyor zamanda, sanki böyle kulakları tabii, canı yanacakmış aynı gibi. Hani, oysa şöyle tutsak daha sağlıklı. Kesinlikle, kesinlikle ben onu bir de kaçmaz değil mi efendim? Yok. Bir de ben bunu böyle tutayım. Çünkü hani tavşan gibi diye bir tabir var. Gerçekten şu an yüreğinin sesi tık 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 atıyor, elime geliyor. Yani tavşan yüreği bir başkadır. İnanılmaz böyle tıpır tıpır bir kalp atışı var. Yani çocukluğumda da baktığım da oldu tavşanı. Yani bir başka zevk. Yani muhteşem hayvanlar bunlar. Bunları bakmak hakikaten güzel ama bunların bir de olumsuz bir tarafları var. Bunlar toprağa delip bir başka yerden çıkıyorlar değil mi efendim? Tabii yani toprağa neden bu hayvanlar kazar? Yavrulamak amaçlı. Yavrularını dışarıdaki tehlikeden korumak için. Yani normalde sığınak yapıyorlar. Sığınak yapıyorlar. Normalde mesela sen kapalı evet, baktığın zaman evet, bunlara yani limon sandığı herhangi bir kutu yapsan onun içine de yavrular. Evet. Yani dışarıda peki, herhangi bir yani tehlike. Öyle bir yuva yaparsanız delmezler mi toprağa? Ama bunların şimdi benim bildiğim toprağı öyle bir doğasında var. Var. Doğasında ama toprağı şimdi mutlaka bunu delip gidecektir yani. Tabii yani kapalı bakarsan kazamayacak. Altı beton veya tahtaysa kazamaz. Ha. Bu sefer senin bırakmış olduğun sandıklara yavrular. Anladım. Ama onları o doğasından biraz uzaklaştırmış oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla en iyisi onları böyle geniş bir alanda, geniş, tel örgüde, aynen, bir ağacın altında
bırakacaksınız. Delecek, ağacın öbür tarafından çıkacak değil mi efendim? Doğrudur. Evet, peki efendim. Teşekkür ediyorum. Ben bu güzel hayvanları okşamak bile çok güzel sevgili izleyiciler. Gerçekten harika hayvanlar bunlar. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Tavuk almaya geldiniz. Dolaşıyoruz. Arkadaşlar. Sıkça geliyor musunuz efendim? Yok. Evet. Ben gelmiyorum. Arkadaş İstanbul'dan geldi. Siz de? Nasıl ben efendim? Akyazı'dan. Öyle, arkadaşlarım beraber geldi. Ne güzel. Siz neredensiniz efendim? İstanbul'dan geldik. Tavuk bakıyoruz. Ha, ne güzel. İstanbul'dan tavuk bakmaya geldiniz. Harika. Yok, burada oturuyor. Kardeşim var burada da. Evet. Onun ziyaretine geldik. Dedik gelmişken bir de pazara uğrayalım. Peki böyle tavuk pazarı daha önce gezileriniz arasında var mı? Geziyor vardı, musunuz? Vardı tabii, vardı. Hayvanları sevdiğimiz için var. Tabii. Tavuk peki, pazarı başka da çok diyorlar. Şimdi şuna 30 lira diyor. Çok diyorlar. Yani normalde bunu gidip köyden alıyorlar 10-15 liraya. Evet efendim. Buraya geldi mi? Yani pahalı mı buldunuz? Pahalı. Evet. Pahalı. Evet. Pahalı. Yani, evet. Arkadaş da satıcı değil mi efendim? Bu satıcı. Merhaba. Satıcı. Merhaba abi. Şeyiz Allah'a şükür. Satıyoruz işte bir şeyler yapıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar pahalı buldular. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? 25 lira veriyoruz. 25 lira pahalı diyor. Şimdi 25 lira. Evet. Evet. Diğer yerlerde İstanbul'da daha mı ucuz efendim? Bilmiyoruz, gitmedik. Şimdi bir yandan dediniz ya tavuk pazarlarını sıkça geziyoruz. Şimdi, yani İstanbul'da yok. 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 Varsa çok ses şeylerde oluyor öyle. İstanbul'da daha pahalı. İstanbullulara biz mal veriyoruz, gönderiyoruz. Anladın mı? 30 lira. Satıyor onu. 30 lira, 35 lira bize mal alıyorlar. Doğrudur. İstanbul. Abi sen şikayet ol İstanbul'a açık versinler. Hep yasak, hep ceza veriyor. 600, 700. Kimlerim de sen evet. Tanıyorum. Sevgili izleyiciler, arkadaşlarımızın biri Akyazılı, diğeri İstanbul'du, diğeri Adapazarlı. Biri satıyor, biri alıyor. Biri pahalı diyor, biri ucuz diyor. Efendim hayvan pazarında genelde böyle el sıkışırlar. Burada da var mı? Olsa? Şimdi alacağın zaman sıkışacaksın. Anlaşma tabii, anlaşma durumuna gelince. Peki, peki. Sevgili izleyiciler, sergiyi gezerken dikkatimi çekti. Maşallah böyle kocaman bir horoz var burada. Yani şu an bacağını bir yandan tutuyorum. Böyle bir 5 yaşında... Bebek bacağı gibi maşallah böyle. Kaç kilo geliyor efendim bu? Bu 8 kiloya kadar çıkıyor bunlar et. Evet. Bu Brahma. Light Brahma. Bu da 5 kilo civarında şu anda. Evet efendim. Şimdi şunu bir kucağınıza alsanıza bir böyle bakar mısınız? Kartal gibi sevgili izleyiciler. Yani gerçekten kocaman bir horoz. Bunların daha da büyüğü oluyor mu efendim? Şu cins mesela 6 aylık. O bundan bir 10 santim falan daha 5-10 santim büyük olur. Yani bu horozlar çeşitli içinde en çok büyük olanlar bu türler mi oluyor? Bu türler. Bunları Hindistanlılar devlet başkanlarına, devlet reislerine özel yetiştiriyorlarmış. Oradan geliyor ırk. Hediye mi ediyorlar, kurban mı ediyorlar? Hediye, hediye. Devlet şeylerine hediye olarak ediyorlarmış yani. Peki lezzeti nasıl bu büyüklüğüne göre bunların? Yani lezzet olarak pek kesime gidiyor. Pahalı olduğu için kesime kesilmiyor ama kesen de oluyor tabii yani. Nedir peki bunun fiyatı? Pahalı olduğu bunun için. Bunun fiyatı 75 lira. Evet, oldukça da pahalı. Ama 800 liraya kadar satılan oluyor, 1000 liraya kadar. O ne özellik taşıyor 800 bin liraya satılan? Nedir işte? Kilosu mu fazla, nedir? Boyu biraz daha uzun. Paça yapısı biraz daha geniş. Boynundaki siyahlıkla şuradaki siyahlık, ortası tamamen beyaz. Light, daha light diyorlar yani. Hayvan, daha bir süslü, evet. Nasıl arabada özellikler oluyor ya mesela. Evet, anladım. İşte modeline göre. Evet, falan. Evet. Bunda aksesuarlı da, yani. Aksesuarlı. Ne güzel, ne güzel. Bir daha elini al da şöyle bir kameraya biraz daha görsün şöyle bunun bu şey halini. Evet, görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Paçaları bile az önce dediği gibi böyle aksesuarlı bir horoz. Gerçekten tabii fiyatı da biraz aksesuarlı. 75'ten başlayıp 7-800 liraya kadar çıkan fiyatlar oluyor. Tavuk pazarında gezilerimizi yapıyoruz ve burada da tavuk pazarı diyoruz ama gördüğünüz gibi kazlar da var. Sesleri de çıkıyor. Oldukça böyle güzel, sevimli hayvanlar kazlar. Evet, seslerini de biraz duyalım dedik. Erkan Bey'di adınız. Evet, değil Erkan Bey. Arkamızda da ördekler var. Ördekler var. Yani tavuk pazarında sadece tavuk satılmıyor sevgili izleyiciler. Gördüğümüz gibi ördek, kazlar, ördek, hindiler.
Evelallah yok yok. Nasıl işler, nasıl efendim? İşler iyi. Şimdi Kurban Bayramı'ndan çıkıldığı için kesim hayvanları değil, şu anda süs hayvanları gidiyor. Evet. Süs ve yumurta. Ama bir ay sonra artık kesim, doğal kesim yapan insanlar kesim olarak alıyorlar. Kaz olsun. Mesela kaz derler, kar suyu göğsüne değecek. O zaman hem pahalı olur hem lezzetli olur. Ördek de keza aynı. Tavuklarda da etlikler oluyor. Doğal kesim şey yapıyorlar. O zaman daha iyi olur piyasa. Şimdi şu anda yumurta ve süs. Evet. Şu anda popüler olarak. Evet. Sevgili izleyiciler, ben Makedonya kökenliyim. 10 yaşında geldim. Çocukluğumdan hatırlarım, bilirim. Bizde kapama derler. Kapama. Yani pilavın bir ayrı çeşidi. Pilavı tepsiye yayarlar. İşte kazı kesip bir güzel üstüne böyle serpiştirirler. Kazın biraz yağı da var bildiğim kadarıyla, değil evet, mi efendim? Evet. Ve kaz etiyle yapılan kapamalar da daha bir lezzetli oluyor gibi aklımda kalmış, evet. Doğruysa. Doğrudur değil mi? Evet. Burada da bu tür şeyler. Şimdi bir yandan yutkurmaya başladım çünkü lezzeti o kadar güzel ki aklıma geldi o çocukluk yıllarındaki. O lezzet hala dilimin ucunda diyebiliyorum. Kazı beslerler. Evet. 5-10 kalasının üstünden geçemeyecek şeye gelir derler. O zaman evet. İyice işte yağlanır böyle. Evet, bir de o zaman donar bunların evet. Yağı. Kışın o donan yağlar içinde etler bir böyle tabii bir buzdolabı havası içinde saklanır. Evet. O yağlar onları koruyor. Hem şey yapıyor bir noktada işte kamufle ediyor yağın içinde. Bozulmuyor etleri ve o lezzetini de artırıyor mu artık onu da bilmiyorum. Sonra onu koyup tencereye ya da tavaya erittikten sonra çeşitli biçimlerde değerlendiriyorlar. Evet. Bu da benim bildiğim kadarıyla kazların lezzetiyle evet, ilgili doğrudur. Bir şeyler. Doğrudur, evet peki. Evet. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Burada en başta ve en çok çeşidi olan bir esnafsın değil mi efendim? Evet. Kaç çeşit burada hayvan var efendim? Valla şu an 30'un üzerinde. 30'un üzerinde. Sevgili izleyiciler, kocaman indiği yerde işte güvercinler, horozlar, tavuklar. Tokat tavuğu bu da, var. Bu da ne tavuğuydu efendim? Tokat tavuğu. Tokat tavuğu. Evet, bu da farklı, ilginç bir şey. İşte güvercin, ördek. Yaban ördek. Bıldırcın da mı? Bıldırcın mı? Bıldırcın da var, evet. Evet efendim. Peki bu kadar çeşit hayvanı nerede, nasıl bakıyorsunuz? Evde bakıyoruz. Evde. Evet. Çift, yani eviniz, bahçeniz müsait ki evet, bakabiliyorsunuz değil mi efendim? Evet, evet. Bunların üretimini de yapıyorsunuz muhtemelen. Üretimini de yapıyoruz, alım satımını daha çok yapıyoruz. Alım satımını da yapıyorsunuz, evet efendim. Peki kaç senedir bu işi yapıyoruz hocam? Valla aşağı yukarı 8 yaşından bu yana kadar yapıyorum. Köken nereye dayalıyor? Nerelisiniz? Köken Bosna. Bosna. Ahmet evet. Bayram. Sevgili izleyiciler, bir Rumeli kökenli arkadaşımızı, Bosnalıyı yakaladık. Adınızı, soyadınızı alalım. Ahmet Bayram. Bosna'da kimler var efendim? Akrablarımız var ama var, bizim dedelerimiz geldiği için evet. 3-5 kişiyle öyle internetle görüşüyoruz. Görüşüyorsunuz evet. Değil mi? Bir de buradan da onlara selam gönderelim. Evet. Bosnalılara, Bosna Ersekli kardeşlerimize. Gel tavuk horoz verelim dedi. Biz de almıyoruz ama röportaj yapıyoruz dedik. O zaman benim de söyleyeceklerim var dedi. Biz de buyurun mikrofonu tutuyoruz. Ya şimdi size. Buraya geliyoruz, bir şey açıyoruz. Burası yetersiz, dar. Kullanış bir alan değil. Güzel bir alan lazım. Evet. Şöyle herkesin kurabileceği, yapabileceği bir şeyler. Bu yani. Efendim merhaba diyelim mi size? Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederiz. Sen şimdi nasılsınız? Şimdi ailece çıkmışsınız. Tavuk pazarına gelmişsiniz. Evet. Biraz bu konuda sohbet edelim efendim. Buyurun lütfen. Evet, sıkça gelir misiniz buralara? Sıkça geliriz evet. Hafta evet, neler sonları. Alırsınız daha ziyade? Almaktan ziyade işte hayvan sevgisini kızımıza aşılamak için, buradaki ortamı teneffüs etmek için her hafta sonları evimizde buraya yakın. Geliriz, dolaşırız, bu havayı teneffüs eder gideriz efendim. Ayrı bir zevk değil mi efendim? Tabii ki mutlaka, evet. Evet. Sizin hanımefendi bu konuda da neler söyleyeceğiniz var? Ben de kızım. Bir de sizi efendim, ailenizi. Nuray Aktaş. Evet, eşinizin adı neydi? İsmail benim ismim. Kızımızı da öğrenelim. Zeynep Sahra Aktaş. Evet, evet. Kızım hayvanları çok seviyor. Onu getirmek maksatlı geliyoruz. Evet. Bazen de tavuk falan alıyoruz doğal olsun diye. Ne güzel. Evet. Peki küçük hanım. Zeynep'ciğim. Zeynep. Buraya geldiğin zaman neler görüyorsun? Anlat bakayım bana anlatabildiğince. Tavşan görüyorum. Tavşan. Başka? Kuşlar. Kuşlar. En çok hangilerini seviyorsun? Tavşanı. Tavşanı.
Fotoğraf makinen elinde onların fotoğraflarını da çekiyorsun değil mi? Evet. Ne güzel, ne güzel, evet. Fevkalade bir şey. Bahçemizde kızımız Zeynep'in çiftliği var. Oraya da Zeynep'in çiftliği diye isim koyduk. Yani hayvanları çok seviyoruz, evet. Çok güzel, gerçekten kutlamak lazım. Bir yandan da bakın, sen çekmeye devam et bakalım, nasıl çektiğini bir görelim senin. Buradaki tavukçu arkadaşlar haklı olarak belediyeden biz bir tavuk pazarı istiyoruz, daha sağlıklı ortamlarda bu işi yapalım diye. Evet. Gerçekten ben onları çok haklı gördüm. Hatta şöyle bir aklıma gelen bir fikri ürettim. Belki siz de tavuk pazarını çok gezen bir insan olarak bir fikriniz olabilir. Hı-hı. Şimdi biliyorsunuz Adapazarı'nda çok güzel semt pazarları yapıldı. Mutlaka. Adapazar Belediyesi'nin birçok yaptığı semt pazarının açılışlarına da katıldım. Hı-hı. Fevkalade. Evet. Şimdi zaman zaman işim gereği yurt dışında da dolaştım. Semt pazarları, kapalı semt pazarlarını yurt dışında farklı biçimde de değerlendiriyorlar. Efendim boş gününde otopark yapıyorlar. Evet. Bir de farklı etkinliklerde kullanıyorlar. Sosyal aktivite olarak. Tabii ki, evet. Bu çok güzel bir şey, evet. Değerlendirmek. Evet. Çünkü haftada bir gün pazar yapılacak olan bir yerin diğer günlerin atıl halde kalması mutlaka. Çok hoş değil, değil mi? Evet. Diyoruz ki tavuk pazarları haftada bir gün o boş olan evet. Hangisi boşsa evet. Orada tavuk pazarına böyle bir imkan tanısalar çok güzel olmaz mı? Güzel bir yaklaşım olur, güzel bir uygulama olur diye düşünüyorum. Evet efendim, ben işinizden de bahsetmenizi isteyeceğim. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben memurum. Hanımefendi? Eşim de serbest meslek evet. Diyelim. Evet. Yani çalışan bir aile, evet. Ve çalışan. Zeynep diye bir de kızımız var. Evet. Kutlamak lazım efendim, ne güzel kızlarını almışlar. Pazar günü gelmişler, hayvan pazarında, daha doğrusu tavuk pazarında çocuklarına hayvan aşısı, hayvan sevgisini evet. aşılıyorlar. Ne demeli? Tebrik ediyorum. Biz de sizleri tebrik ederiz bu güzel uğraşlarınız için. Sağ olun. Bunu da sosyal medyaya yansıttığınız için çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. Saygı bizden. İyi günler diliyoruz.